Evet sevgili izleyiciler, son bölümümüzde devam ediyoruz. Yine canlı canlı karşınızdayız Kadın Hayattır olarak. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı ve uzmanı Doçent Doktor Özalp Ekinci ile beraberiz. Otizm hakkında konuşacağız bugün, evet. Hocam sizinle. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkürler davetiniz için. Otizm çok önemli bir hastalık. Çok farkındalıkla ilgili aktiviteler yapılıyor ama sizden özellikle tarifini isteyeceğim. Bir de özel ilgi alanınız değil mi hocam? Evet sizin? Tabii araştırma ilgi alanım. Hem yurt dışında bulunduğumuz hem üniversitemiz kapsamında bir araştırma merkezi de şu ara çalışmalarını yapıyoruz. Yakında da açacağız. Yani İnşallah. Yandan da hem klinik olarak hem de araştırma anlamında özel ilgi alanlarından biridir. Evet, siz yurt dışında da bu konuda bulundum tabii. Amerika'da bulunmuştum. Özellikle otizm ve otizmle bir ilişkili epilepsi sendromları vesaire böyle bir konu hakkında çalışmada bulunmuştuk. Hala ilgimiz sürer. Aslında biliyoruz, çoğumuz biliyoruz ama bize siz tarif eder misiniz? Nedir hocam otizm? Evet, şimdi otizmle ilgili tabii farkındalık artıyor. Siz haklısınız. Ancak tanıyı ve hani belirtileri iyi bilmekte fayda var. Çünkü evet. Ailelerin endişeleri oluyor. Otizm bir sosyal etkileşim ve dil bozukluğudur özünde. Yani diğer insanlarla, ki çocuktan bahsediyorsak diğer çocuklarla, yaşıtlarıyla etkileşim, kendini ifade etmeye paylaşımla ilgili bir bozukluktur. Üç tane temel özelliği vardır. Yani üç temel kümede bozukluk olduğunu görürüz. Asistanlarımızı da böyle eğitiriz. Hastalarımızı da bu belirtileri tararız. Bunlardan ilki sosyal etkileşim. Ki sosyal etkileşim, mesela ben sizle şimdi konuşurken göz teması kuruyorum, uygun şekilde oturuyorum, gülümsüyorum, siz de yapıyorsunuz. Bunlar sosyal etkileşimin doğal özellikleri. Hepimizin doğal olarak yaptığımız, işte bebeklikten itibaren şekillenen ve kişinin doğal olarak öğrendiği becerilerdir. İşte bunlarla ilgili zorluk vardır sosyal etkileşimde. Ki daha ayrıntılı da bahsedebilirim. Tabii. Göz teması, örneğin işte bebek bir aylıkken göz teması kurmaya başlar. İki ay, iki buçuk aydan itibaren gülümsemeye başlar. Sosyal gülümseme deriz buna. Sonrasında ses çıkışında artış olur, agulamalar başlar, babıldamalar başlar. 9 ila 12 ay arasında anne baba bir şey işaret ettiğinde bebek oraya bakar. İlgiyi paylaşımı ilk olarak ortaya koyar. Sonrasında bir yaştan itibaren kendi merak ettiği şeyleri işaret eder. Anne babasının bakıp bakmadığını gözler. Ortak dikkat deriz buna. Bunların hepsi sosyal etkileşimin baştan itibaren ilk özellikleridir. İşte otizmde bunların tamamında zorluk olur. Yani ismine bakma, geriye doğru gidersek sosyal gülümseme ve birinci, ikinci aydan itibaren göz teması gibi. Sonraki dönemlerde de kendini ifade etmede zorluk. Dil gelişiminin başlamaması karşımıza çıkar. Evet. Sosyal etkileşimden dil kısmına geldik bu arada. Dil bozukluğu da şu şekilde oluyor. Ya konuşma tam gecikmiyor, gecikiyor, konuşmuyor, çocuklarımızın konuşması başlamıyor. Ya da konuşulan dil tam anlaşılmıyor, takıntılı, tekrarlayıcı, basma kalıp, deneni tekrarlama tarzında sosyal etkileşime yönelik olmayan bir konuşma oluyor. Bu ikinci özelliğidir. Bir üçüncü özelliği de, ki daha çok hani medyada bu özelliği daha çok yansıtılıyor. Değişik, takıntılı, meraklı, ilgi alanlı, tik benzeri hareketler. Burada en çok gördüğümüz, ailelerde genelde onu fark ederler. Hani hatta çocuklarında şüphe olunca internetten tarıyorlar. Onu isim olarak da biliyorlar. Stereotipi dediğimiz bir hareket vardır. Ellerini çocuğun iki tarafta simetrik olarak sallaması. Bu otizmde gördüğümüz bir takıntılı vücut hareketidir. Bunun dışında ellerin gene işte parmakların şu şekilde de vücuda doğru ve merkez kısmına doğru böyle sallanması, yani otizmde gördüğümüz bir hareket bozukluğudur. Dönen cisimlere merak görebiliyoruz. Özellikle erkek çocuklarında arabanın tekerini döndürmek gibi. Kendi etrafında dönme, parmak ucunda yürüme. Bunun dışında yaş büyüdükçe biraz daha vücut hareketlerinin ötesine geçiyor. Meraklarla ilgili daha farklı noktaları geliyor. Mesela işte belli kutuları, torbaları biriktirme. Belli elektronik cihazlara çok meraklı olma. Çamaşır makinesini seyretme gibi farklı farklı belirtiler görüyoruz ama özetlersek son olarak 3 temel belirti vardır. Sosyal etkileşim, dil bozukluğu ve merak, davranış, ilgi ve etkinlikler. Tabii bu doğumdan hemen sonra bunları fark etmek aileye düşüyor. Gözlemlemek mutlaka hocam, değil mi? Yani ilk doğumda bunun otizm teşhisi koymak mümkün mü? Ya da doğum öncesi gebelikte bunu anlaşılması mümkün olabilir mi? Günümüzde bununla ilgili çalışma çok ama elimizde aslında tek yapabileceğimiz şey yani genetik incelemelerdir. Ama genetik incelemelerle ilgili onunla ilgili bir kısa bilgi vereyim. Bilim ilerliyor. Otizmle ilişkili genetik bozukluklar tanımlanıyor. Otizm karışık bir genetik bozukluktur. Yani tek bir genden kaynaklanmaz. Mesela biyolojide hatırladığınız işte otozomal resesif, otozomal dominant gibi hani Mendelyan kalıtımla basit olarak geçmez. Çok fazla sorumlu gen var. Çok fazla sorumlu gen bölgesinin polimorfizm dediğimiz olağan dışı görüntüleri var. Ama günümüzde gelecek dönem için bununla ilgili çalışmalar ilerliyor. Hani acaba bebek doğmadan öncesinde genetik testle
tanısı konabilir mi? Ama henüz bu noktada kesin bir noktaya ulaşmış değiliz. Çalışmalar devam ediyor. Hani bu arada bunun dışında erken dönemde tanısı konur dediniz. O bizim için çok kritik bir konu. Bundan yaklaşık 15-20 yıl öncesinde otizmi biz 2 yaştan itibaren tanı konulduğunu düşünürdük. Bütün bilimsel makaleler de o yöndeydi ama günümüzde artık biliyoruz ki 1 yaşından itibaren hatta ilk yıl içinde dahi bazı ipuçlarını görebiliyoruz. Sonrasında otizm tanısı alacak çocuklarda. Mesela bir tanesi göz teması. Yani bunu çok rahat anne anlıyor. Yani 1-2 aylık bebek rahat rahat göz teması kurup hatta sonra gülümserken otizm geliştirecek olan bir bebek 6-8 aylığa geliyor. Hala göz teması kurmuyor veya kısıtlı kuruyor. İşte bu bebeklerde gelecek için risk var. Yani bir klinik belirti anlamında da tarama için bu kullanılabilir. Hem aileler hem çocuk doktorları tabii. bunun farkına varabiliyorlar tabii. daha erken tabii. dönemde. Evet. Peki varıldığı zaman ne yapmaları lazım hocam? Aileler evet. bir panik dönemi yaşıyorlar değil mi hocam? Burası. Hiç yani... unutulmayacak yer. Evet. Şimdi çocukların da dil gelişimiyle ilgili, sosyal gelişimle ilgili olağan dışı bir seyir gözleyen, endişe eden ve hani çocuğunda otizm ya da bir gelişimsel psikiyatrik ya da nöropsikiyatrik diyelim bir hastalık olacağından şüphe eden hastaların annelerinin ilk yapacakları tek bir şey var. Hı hı. Mutlaka bir çocuk psikiyatri uzmanı ekibe başvuracaklar. Çünkü burada çok kaynak var, gidilecek çok adres var, bize gelin diyen çok adres var öyle değil mi ama doğru tanı ve erken tanı çok önemli. Hı hı. Teşhisi doğru koyulduktan sonra zaten yaptığımız şu oluyor, hani orada da genel bir yaklaşımımız var. Kaliteli, bireysel ihtiyaçlara göre planlanmış, işin ehli, ehliyetli olan birimler, kişiler tarafından verilen sürekli, sürekli çok önemlidir ve haftanın en az 3-4 günlüğü kapsayan bir özel eğitim planı çiziyoruz. Hı hı. Otizmin temel eğitimi budur. Temel hı hı. tedavisi özel eğitimdir. Ve tabii ki ek başka yaklaşımlar da var. Bu eğitim ne zaman başlamalı? Kaç yaş itibariyle? En erken. Tanı konulduğu andan itibaren başlamalı ama şunu soruyorsanız yapılandırılmış özel eğitimler çocuklar tarafından ne zaman algılanmaya başladı? 1,5-2 ay itibaren özel eğitimlere çocuklar rahat rahat adapte olur. 1,5-2 aylıktan yaştan itibaren. Yaştan itibaren. Tamam. Ya. Orası çok daha önemli. Öncesinde de daha hani eğitimin bazı bölümleri çocuklara uyarlanabilir. Hı hı. Ama uyaran düzenlemesini de yapıyoruz mesela. Evet. Televizyondan uzak durmak. Evet. Mesela. Çok önemli hayat. Gerçi bütün çocuklar için tavsiye edilen bir durum tabii. ama otizmli çocuklar için özellikle otizmli çocuklar için özel olarak önemlidir bu. Dediğiniz gibi tüm çocuklarda çocukların sosyal etkileşimini kısıtlıyor, işte dikkat fonksiyonlarını bozuyor, uykularını bozuyor. Televizyon ve teknolojik cihazları biz ilk 4 yaş öncesinde önermiyoruz. O çok önemli ama otizmli olan çocuklarda bu duruma genetik yatkınlığı varsa zemin hazırlar. Tetikleyici olur ve böyle şikayetleri olanlarda durumu kötüleştirir. Tedaviyi zorlaştırır. Peki annelerde bir kabulleniş yani daha doğrusu ailelerde kabullenişle ilgili sıkıntılar yaşanıyor mu hocam? Çünkü sonuçta doğduğunda bunun farkına varamıyorsunuz ve bilinmiyor. Bir teşhis konmuyor. Sonra zamanla o aslında en mutlu olunan dönemde böyle bir şey karşısına çıkıyor ailenin. Kabullenmek zor oluyor mudur? Bununla ilgili tavsiyeleriniz olacak çok mı? Çok tavsiyemiz var. Bu çok önemli bir konu. Şimdi o kadar çok otizm tanısı koyduk. Tüm kliniklerimizde çok değerli arkadaşlarımızla hep yapıyoruz bu işi. Ancak tabii aile otizm kelimesini önceden bilerek gelir bize ve duyduğu anda hemen annenin gözünden yaşlar akmaya başlar. Ben hep şöyle derim. Otizm diye bir hastalık var duymuşsunuzdur. Onlar zaten baştan hazırlıklıdır. Evet duyduk. Evet. Şunu bekler anne. Ya yok diyecek diye umut ederek. Evet. Hep şöyle açıklamak lazım. Bu bir spektrum. 2013'ten itibaren ki öncesinden de itibaren biz buna bir spektrum ismi veriyoruz. Yani otizm spektrum bozuklukları. Hafifi var, ortası var, ağrı var. Ben hep şöyle anlatırım. Bunun ağrı var. Çocuğumuzda ağrı yok. Ortası yok. Ama bunun bazı belirtileri var. Hı. Ve bu otizm kelimesinden korkmayın. Çünkü otizm şu demek değildir. Hiç iyileşemeyen bir çocuk anlamına gelmez otizm. Hı. Doğru yaklaşımlarla, enerjiyi doğru vererek, tabii üzüntüyle, endişeyle zaman harcamak da çok olumsuz. Çünkü anne babanın enerjisi, motivasyonu çok önemlidir. Yalnız eğitim de yetmiyor. Anne babanın katılımı lazım. Çocuğa etkisi. Gün içinde konuşması tabii. lazım. Hani verdiği sosyal uyaranlara başta yanıt almayacak. Karamsarlığa kapılmadan sabırla ailenin titizlikle üzerinde durması lazım. Bunu söyleriz. Yani böyle bir hastalık var. Bu toplumda görülme sıklığı artan bir durumdur. Hı hı. Çok ağırları vardır, ortası vardır, hafif vardır. İsimden korkmayın. Doğru yaklaşımlarla en iyi sonuca ulaşabiliriz gibi anlatıyoruz. Hı hı. Yani 3 evresi var öyle mi hocam? Otizmin. Evet. Nasıl? Ha, üç ayrı tipi evet, mi var, yani şöyle, evresi mi var? Üç ayrı tipi diyebiliriz. Yani şöyle benzer mesela herhangi bir hastalığın şiddeti gibi düşünün. Heh. Yani ağır otizm, orta belirtilerle giden otizm, hafif otizm. Bizim daha önceden koyduğumuz bir tanı vardı, o hala kullanılıyor ama bilim literatüründe o yavaş yavaş bırakılıyor. Atipik otizm dediğimiz bir durum var. Hı. O da şu, bazı özellikler var.
bazı belirtiler var ama tamamı yok. Yani otizm kriterlerini karşılayacak düzeyde belirti yok. Hafif belirti var deriz. Yani spektrumdan kastım o. Hafiften ağıra kadar çeşit çeşit belirtilerin olduğu bir küme olarak görüyorum. Peki hafif otizm teşhis konduysa bu ilerleyebilir anlamına da gelir mi? Yani ağırlaşabilir mi? Yoksa hafif tedavi edilir ve ortadan kaldırılabilir mi? Güzel bir soru. Bilimsel de bir soru oldu. Tebrik ederim soru için. Şöyle. Hafif olan olguların büyük kısmı ya iyileşirler ya da aynı düzeyde belirtileri korurlar. Yani hafif belirti başlayıp sonrasında gerileme çok çok nadirdir. Bu arada ağır ya da orta belirtisi olan çocuklarımız da özel eğitimle birden fazla yolla devam ederler. Mesela özel eğitimden belirgin fayda bulan, erken teşhisi koyduğumuz, bizim yaklaşımlarımız ailenin doğru uyguladığı, tabii gereken durumlarda ilaç tedavisi de uyguluyoruz. İlaç tedavisinin düzgün kullanıldığı, kaliteli eğitim alan çocuklarda örneğin orta ya da ağır otizm hafife dönüşebilir. Bir süre sonra hafiften tamamen çıkabilir. Orta bir hani otizm şiddetli olan bir çocuk hafife dönebilir. Otomatikman tanının şiddetinde bir değişkenlik olur. Genelde aslında iyileşmeye doğru gidiyor. Doğru. Bütün bu ama bahsettiğimiz tedaviler uygulanırsa ve yöntemler uygulanırsa. Bırakılırsa hocam kötüye mi gider? Kendi haline bırakılırsa tabii ki yine bu anlattığım şey var. Ağır olan, orta olan olgularda seyir kötüdür. Şöyle bir seyir görüyoruz. İşte 5-6 yaşına gelindiğinde hala konuşmayan ki üzücü bir, bir konudur bu. 5-6 yaşından sonra çocuklarımız eğer konuşmamışlarsa tekrar konuşma becerisini kazanmıyorlar. Yani tüm hayatlarını konuşmayarak, tıpta biz ona non-verbal deriz. Yani verbal becerilerini, konuşma becerilerini hiç kullanmayarak geçiriyorlar. Bu anlamda bu çok önemli. Seyir içinde hani belli becerileri bizim hani davranışta öğretemediğimiz çocuklarda zeka yerliği genellikle eşlik eder. Çocuk hayatta kendini bağımsız olarak ifade edecek düzeye gelmez. Eğitim alamaz. Aileye bağımlı bir hayat söz konusudur. Eğer doğru teşhisle birlikte kaliteli eğitim yoksa. Eğitim çok önemli, çok önemli burada mutlaka değil mi? Yalnız bu çocuklarımız çok başarılı da olabiliyorlar değil mi hocam? Bu eğitimler sayesinde. Evet. Aslında baktığımız zaman birçok ünlü ve başarılı insanda da var otizm teşhisi konmuş. Kimi kastınız? Birçok var. Biz aslında derledik topladık onları. Birazdan izleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz. Mesela Beethoven'da var mıymış? Valla şimdi şöyle pek söyleniyor. Çok ünlü kişiyle ilgili rivayet ediliyor. Yani mesela Mozart'la ilgili de hani tik bozukluğu olduğu söylenir. Ya biraz daha şöyle bu bahsettiğiniz yani geçmişteki ünlü kişilerin bir kısmında takıntılılık var. Tikler var. Hani kendine az ritüel dediğimiz kalıp davranışlar, meraklar var değiştirilemeyen ama otizm demek biraz zor olabilir. Şunu diyelim. Hafif otizmi olan toplumda başarılı çok sayıda kişi var. Bilim adamları var. Mesela hani hatta camiada da çeşitli yerlerde görürsünüz. Nasıl kişilerdir? En hafif bir anlatayım. İşte mesela sosyal yaşamı çok meraklı olmayan. Yani kendini çok ifade etmeye tercih etmeyen, yalnız kalmak isteyen, arkadaş canlısı olmayan bireylerdir bunlar. Belli takıntıları vardır. Mesela işte temizlikle ilgili olur, hep aynı şeyi yemek olur, hep aynı şeyi giymek olur. Ama bu anlattığımız tabii otizmin en hafif halidir. Yani mizaç özelliği düzeyinde olanlar. Ya ama yani sonuçta nihayetinde başarılı olabilecekleri bir takım şeyleri de olabilir değil mi bu çocukların yetenekleri? Tabii ki, tabii ki. Eğer doğru eğitim çok verilirse. Doğru. Biraz hocam ilaç tedavisinden ve eğitimlerden de bahsedelim istiyorum. Neler yapıyorsunuz? Bu açacağınız merkezde neler yapmak istiyorsunuz? Evet. Türkiye'de olmayan bir şeyler yapacak mısınız? Arkadaşlarımız, hocalarımız, büyüklerimiz aslında önemli çalışmalar yaptılar. Merkezden önce bahsedeyim. Merkezde hedefimiz şu. Otizm tanısı alan İstanbul'daki ilk hedef, sonrasında tüm Türkiye'ye yayılmak. Tabii ki bizim açımızdan hani hani fiziki imkanlar da önemli. Onları da geliştirmek için uğraşıyoruz. Çaba sarf ediyoruz. Doğru tanıyı koymak. Çocuğun psikiyatrik belirtilerinde eş tanılarını, ki bunların içinde birçok eş tanı var. Dikkat eksikliği var, takıntılılık var, kaygı belirtileri var, uyku bozukluğu var, epilepsi olabilir, nörolojiyle işbirliği halindeyiz. Bunları doğru teşhis etmek, yeterli zamanla aileyi tanımak. Ailenin ruhsal özellikleri çok önemlidir. Tabii. Anne babada bu tip özellikler görebiliyoruz. Takıntılılık, işte bir sosyal anksiyete dediğimiz çekingenlik gibi. Bunları doğru tanımlamak. Tüm hastalardan doğru genetik testler yapmak. Çünkü genetik inceleme önemli. Hani mevcut aday olan genetik bozuklukların hangileri acaba Türk çocuklarımızda var? Ve bunların ne kadar acaba gidişatla ilgili? Hangilerinde ağır otizm var? Hangi genetik bozukluklar hafif ya da düzenli ilişkili gibi? Çok ayrıntılı bir değerlendirme planlıyoruz. Yine içinde bir radyoloji incelemesi de var. Yani MR yapılır ama burada kaliteli ve çocuğa ihtiyaçlarına yönelik bir MR yapmak lazım. Bütün bunları bir merkeze toplayıp örneğin hani binlerce otizmli olan çocuğumuzun tek bir elden tüm bilimsel verilerini inceleyip acaba neler düzelmeyle ilgili Türk popülasyonunda otizmli çocuklarımızda ne tür bozukluklar var bunları tespit etmek. Böyle bir uluslararası da işbirliği içindeyiz. Türkiye'den de değerli hocalarımız var.
Bir Amerika'dan da değerli hocam. Tarih belli mi hocam? Valla hazırlık içindeyiz işte. Fizik imkanlarla ilgili destek. Destek bekleniyor. O zaman buradan gerekli mercilere de talebimizi de iletmiş olalım hocam. Gerçekten çok önemli bir konu. Yüzdelerle ilgili istatistikler. Türkiye'de ne kadar otistik çocuk var? Valla Türkiye'de de çalışmalar var. Hani Türkiye'de İstanbul'da yapılan çalışmalar oldu. Ankara'da yapılan çalışmalar oldu. Tabii burada şey konu önemli. Hani tanıyı doğru koymak önemli. Burada bazı yapılan tarama çalışmaları da normalden çok fazla çıktı. Bazılarında da çok az çıktı. Yani burada konunun ehli kişilerin, yani çocuk psikiyatri uzmanlarının veyahut da bizim ettiğimiz kişilerin doğru tanıları önemli. Tanı geçmişte yalnızca ağır hastalık biliniyordu. Yani otizmin asıl otistik bozukluğu dediğimiz en ağır belirtileri olan, yani hiç göz teması kurmayan, hiç konuşmayan, hep takıntılar içinde kalmış, dünyayla bağlantısı olmayan bireylerden bahsediyorduk. Bunun oranı çok değil tabii. Bu 10.000'de 4 olarak tanımlardık. Günümüzde o da artık hani 1.000'de 1 gibi bir orana düşmüş diyebiliriz. Belki biraz daha az da olabilir. Ama otizmin hafif, ağır tüm belirtilerini beraber taşıyıp hani tüm tabi grubu düşünürsek, burada hafifleri de katarsak, %1 civarında bir orandan bahsedebiliriz. %1. Evet. Ama burada hafifler de var, ağırlar da var. Türkiye'den bahsediyoruz. Tüm dünyadan bahsediyoruz. Tüm dünyadan. Tabii. Evet. %1 gibi bir oran. Türkiye'de bu yönde bir çalışmanın yakında hani bir meyvesini de alacağız. Ama çalışmalar devam ediyor. Peki. Biraz eğitimlerden ve tedavilerden bahsedelim. Diyelim ki fark edildi, teşhis kondu. Biz de aile olarak Allah korusun ama kabulleniş sağlandı. Nasıl bir yol izliyoruz? Nasıl bir ilaç tedavisi söz konusu ve eğitim? Evet. Sonrasında. Şimdi ailemiz biraz önce anlattığımız senaryoya tekrar dönelim. Yani tanıyı anlattık. Aileye burada bu durumun ne olduğunu, bunun düzelebileceğini, isimden korkmaması gerektiğini ki burada hep söylediğim bir şey var. Aman internete yazıp veyahut da tanıdık çevreye, işte konu dışı kişilere bu durum nedir diye araştırmak çok yanlıştır. Çok yanlış bilgiler de internette yazıp geziyor. Maalesef. Diyoruz ki bize sorun. Çocuk psikiyatri uzmanı hekiminize not alın. Öyle derim ben. Kağıtta bana getirin tekrar. Çünkü bazen aile orada unutur. Sonra eve gider, ya şunu demedik. Acaba tanı farklı mıydı der. Hepsini sormaları gerekir. Teşhis kesinleştikten sonra hemen bir özel eğitim raporu planlıyoruz. Çünkü hani devletimizin böyle bir hizmeti var. Bu çok önemli. Sosyal hizmettir. Çocuklarımıza belli süre, 1 yıl 2 yıl gibi o her hastanede farklıdır. Mutlaka bir özel eğitim raporu planlarız ve çıkarırız. Raporla birlikte aile ücretsiz özel eğitime başlar. Bunun dışında deriz ki çocuğun bulunduğu yaş çabı çok önemli. Erken yaşlarda teşhis çok değerli. Kreş eğitimi çok önemlidir. Kreşle birlikte özel eğitimi sürdürmek. Çünkü çocuk kreşte özel eğitimde öğrendiği sosyal becerilerin bir egzersizini aslında yapmış oluyor. Akranlarıyla birlikte oluyor. Bunların da diyoruz ki teknolojik cihazlar hayatınızdan çıktı. Kutuya koyun. Diyorum ki televizyonu kutuya koyun, bu artık yok. Kaldırın, evde yok. Çocuğumuz yaşıtlarını yakalayana kadar. Cep telefonu, tableti de söyleriz. Çünkü bazısı aileler diyor ki televizyonu söylediniz cep telefonu ama tableti söylemediniz diyor. O da dahil. Ekranlı teknolojik cihazlar hepsi tamamı. Tamamını çocuk ulaşamaması lazım. Sonrasında tabii hareketli olan, sinirli olan, eğitime odaklanamayan, tikleri takıntıları nedeniyle özel eğitimle fayda bulmayan ve hani bu şikayetleri şiddetli olan çocuklarımızda ufak verdiğimiz damlalar var. Bunlar da güvenlidir. Yani erken yaşlardan itibaren ama mutlaka tabii bir çocuk psikiyatri uzmanı denetiminde belli kan testleri yaparız, belli tıbbi incelemeler yaparız. Diğer branşlardan fikir alırız bazen. Hani işte çocuk kardiyoloji olur, gastroloji olur. Onayladığımızda, kullanabileceğini karar verdiğimizde küçük dozla vücut alışarak verdiğimiz çok tedavi anlamında başarılı seçenekler var. Ama şunu da mutlaka altını çizeyim. Otizmin tedavisi ilaç değildir günümüzde. Özel eğitime çocuğun yönlendirilmesi, kaliteli eğitim ve özel eğitimin çocuk üzerindeki etkisini, çocuğun faydasını arttıracak tedaviler veririz. Yardımcıdır yani ilaç tedavisi. Onu söylemek, özellikle onu sormak istiyordum hocam. Bu verdiğimiz ilaç tedavileri onları baskılayacak ya da sakinleştirmeyi sağlayacak ilaçlar mı değil? Bunları da ihtiyaç varsa yapabilir. Varsa. Ama hedefimiz şu değildir. Çocukları baskılamak ya da yatıştırmak değildir. Tam tersine çocuğun özel eğitimden alacağı katkıyı sınırlayan, olumsuz etkileyen tüm psikiyatrik belirtileri tedavi etmek isteriz. Dikkat eksikliği çoktur. Evet. Şöyle düşünün, çocuğumuz özel eğitimde ama çok hareketli ve dikkat dağınıklığı yaşadığı için eğitime odaklanamıyor. Bu durumu tedavi edersek çocuğun eğitimden, seanstan aldığı ve fayda artar. Aslında kişiye göre, çocuğa ve hastaya göre değişiyor tedavi yöntemi. Asıl önemli olan birincil tedavi eğitim diyorsunuz. Kesinlikle. Değil mi? Kaliteli özel eğitim. Ülkemizde bu konuda dediniz hocam, eğitime ulaşmak kolay mı? Hasta i̇şte aileler tabii orada için. Şöyle bir basamak var, hani özel eğitim kurumlarımız var. Devletin denetiminde olan. Ama tabii ki her ailenin deneyimi aynı olmuyor. Biraz da kritik bir konu. Hep aileleri şunu diyoruz, siz mutlaka özel eğitim sırasında çocuğunuzun yanında olun. Hani biz demişsek, çocuk bireysel eğitim alacak demişsek, özel eğitim kurumuna deyin ki bizim çocuğumuz hocası dedi ki bireysel eğitime tabi tutulacak, biz bunu istiyoruz deyin. Eğitimde uygulananları sorun. Çünkü bunlar önemli. Bizim açımızdan hedef
Özel eğitimden eğer bir fayda alınması isteniyorsa kaliteli bir eğitim olması lazım. Bu konuda ehil olması lazım. Hı hı. Mutlaka hani bir aileler bazen şunu yaparlar. Biz kendi imkanlarımızı araştırdık. Mesela şu çok söylenir. Rapor almak istemiyoruz. Çocuğumuzun geleceğine olumsuz etkisi olur diyor. Bu sebeple biz kendimiz bir yer bulduk. Orada verdireceğiz. Aman deriz onu yapmayın. Çünkü bilimsel nitelikte ve ehliyetli kurumlarda eğitim verilmesi lazım. Hmm. Her eğitim veriyorum diyenin verdiği eğitim eğitim değil. Zaman kaybı çok kritik. Çünkü burada bizim için günler haftalar önemlidir. Hmm, çok önemli bir yerin altını çizdiniz. Bir telefonumuz var hocam. Tabii. Merhaba diyelim, hoş geldiniz. Hoş bulduk yavrum. Buyurun hemen alalım sorunuzu. Ben, Mural Hanım arıyor bizi İstanbul'da. Torunum için konuşmak istiyorum. Buyurun, nedir, benim, var mı bir problem? Evet var. Kız çocuğu 3 yaşına girecek. Ondan sonra bir sallanması var. Devamlı sallanıyor. Ondan sonra sallandıktan sonra anne diyor sallanma çocuğum ama yine sallanıyor. Hı hı. Ondan sonra tekrardan da bir kız zaman çok var. Şunu katıyor. Onlar bundan sonra da böyle bir oyun oynamaya başladığı zaman mesela oynamıyor zaman. Elimizde çalıyor bir şey yok. Aslında birazını şimdi Nural Hanım, çok özür diliyorum ama bir kısmını anlayabildik, sesinizin bir bölümünü alabildik, daha çok sallanması varı anlayabildik. Evet, ama annesi uyardığı zaman duruyor mu dediniz? Bazen duruyor. Annesi duruyor dediniz. Kendi tamam. Yok. İkinci belirti ne dediniz? Onu duyamadık. Onu al. Kızdığı zaman çığlık atıyor, bağırıyor. Çığlık atıyor, bağırıyor. 3 yaşında dediniz kız çocuğu. Hiç doktora götürdünüz mü? İşte getirdiler hocam, şey dediler ona. Rahatsızlık işte. Otizm teşhisi kondu mu? Kondu. Evet. Şu an bir eğitim ya da tedavi görüyor mu peki? Ben hocama aktarmadan öğrenmek istiyorum. Evet, bir tedavi başladı. Hı hı. Çok geçmiş olsun diyelim. Sorunuzu alayım. Hocama ne sormak istiyorsunuz? Bu teşhis konuldu. Ondan sonra bunu sormak istiyorum. Güzel bir ileriye doğru meramız bu yani. Konuşması da var. Konuşabiliyor yani. Güzel konuşabiliyor şey diyor hocam. Evet. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Valla tabii. Ne şöyle anlıyorum. Konuşabilen bir kız çocuğumuzdan bahsediliyor. Evet. Muhtemelen ağır bir, hani tanı doğrudur bizim arkadaşlarımızdan biri ise. Ağır bir olgu değil. Gene hani burada kısa bir sözümüz olacağı için onu söyleyeyim. Televizyonu seyrettirmesinler çocuğa. Çizgi film seyrettirmesinler. Cep telefonu eline vermeyin Nural Hanım. Bu çok önemli. Teknolojik cihazlardan uzak tutun çocuğumuzu. Kreşe gidiyor mu? Kreşe gitmiyor hocam. Kreşi mutlaka planlayalım. Tek başına özel eğitim yeterli olmaz. Bir de biraz önce de vurguladım. Özel eğitimde uygulananları mutlaka siz de gidip görün. Oradan belli zamanlarda bir rapor talep edin. Raporu da doktorunuzla paylaşın. Deyin ki biz özel eğitimden aldığımız 3 aylık, 6 aylık rapor bu. Yapılanlar bunlar. Özel eğitimde hedeflenenler bunlar. Planlar bunlar diye. Çünkü orada özel eğitimin hani nasıl yapıldığı ve sonuçlarının değerlendirilmesi lazım. Hı hı. Çocuk psikiyatriye mutlaka yılda en azından 4 kez gidin. Şikayetiniz olduğunda da her ay gitmenizi tavsiye ederim. Oldu. Biz teşekkür ederiz. Hem izlediğiniz hem bağlandığınız için hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok ederim. Net bir şekilde cevaplamış evet. oldunuz. Ya burada akılda kalıcı şey ama önemli. Şey kısmı hafif dediniz değil mi? Yani sanki uzaktan tabii muayene etmeden, görmeden teşhis koymanız çok zor olacaktır ama. Çok zor. Tabii spekülasyon oluyor aşağı ama. Aşağı yukarı. Şimdi hani çocuğumuz konuşuyorsa ki babaannesi, anneannesi o şekilde anlattı. Konuşuyor. Bu muhtemelen birkaç kelime değil, cümleler de kuruyor. Bu bizim için olumlu bir prognostik özellik. Hani belki siz de soracaktınız yere gelmişken söyleyeyim. Gidişatta ne önemli? Hı. Ne gidişatı belirliyor? Bizim açımızdan dil becerilerini kazanma çok önemli. 5 yaşına gelen bir çocuk eğer otizm tanısı almış, konuşabiliyorsa, konuşmayı öğrenmişse bu çok farklı bir yere gidiyor. Yani konuşmayanlarla konuşanlar arasında çok gelecek hayat açısından, hani gidişat açısından fark var. Zeka çok önemli. Çünkü gene mesela bu hanımefendinin anlattığı çocuğumuz da öyle olabilir. Bazı çocuklarımızda zeka geriliği eşlik ediyor ki bu yüksektir. %50'nin üzerindedir. Zeka geriliği otizmde çok sık bir olan bir durum. Bir beyin hastalığı olduğu için beyin işleyişiyle ilgili tüm bozukluklara zemin hazırlar ve birlikte olur. Normal zekada olan bireylerde eğer konuşma becerisi de varsa
gidişat daha iyidir. Mesela çocuğumuz o yönde de olabilir ama tabii ki hepsi siz de vurguladınız. Çocuk psikiyatri uzmanla birebir görüşmeden asla tanı konmaz. Hoca soru soracak. Çocukla ilgili gözlem yapacak. Aileye gerekirse özel eğitim kurumuna anketler verecek ve bütün bunların sonucunda bir muayene sonucunda hem gözlem hem de bir görüşme sonucunda tanı konur. Yani bu şekilde tanı uygun değil tabii ki. Peki hocam, otizm çocukların psikolojisi nasıl etkileniyor bu hastalıktan? Farkında oluyorlar mı sizce? Bu çok güzel. Hatta böyle bir geçtiğimiz aylar içinde bir sempozyum düzenledik. Doğum Vakfı'nın bir güzel sempozyum vardı. Bu önemli bir konu. Çünkü çocukların hani biraz önce anlattığım grup özellikle yani normal zekalı olanlar, dil becerisi kazananlar kendilerinin farklı olduğunu anlıyorlar. Anlıyorlar. Okul çağıyla ve ergenlikle birlikte hani akranları gibi konuşamadıklarını, şakaları anlayamadıklarını, onlar gibi işte sosyal ortamlarda başarılı olmadıklarını görüp içe kapanabiliyorlar. Burada biz hep şunu yapıyoruz. Hani çocuklar tabii ki bir farklı çocuk olduklarını biliyorlar ama olumlu yönlerini pekiştirmek lazım. Spor ve sanat etkinlikleri çok değerlidir. Gene bir önce vurguladınız. Otizmi olan çocuklarda bazı alanlarda yetenekler görüyoruz. Mesela sanatla ilgili. Mutlaka onu keşfetmek lazım. Akranlarla birlikte sosyal faaliyetleri katmak lazım. Burada psikoterapi devreye giriyor. Özellikle ergenlikle birlikte. Çünkü hani depresyona yatkınlık başlıyor. Otizmi olan çocuklar da işte sosyal hayatta ergenlikle birlikte belli değişiklikler yaşıyorlar. Gelişim gösteriyorlar. Uyumda çok zorlanıyorlar. O uyumda hep bizim desteğimiz lazım. Yani akademik hayatta bazen başarılı olurlar. Sınavı geçer ama sosyal hayatta en basit şeyi yapmakta zorlanabilirler. Mesela bir şakayı anlamak. İmalı bir sözü kavramak gibi. Çünkü otizmde böyle zorluklar da vardır. Belki alınganlık da biraz çok olur. Mesela şöyle düşünün. Bir arkadaş ne haber diyor mesela. Sen bana niye vuruyorsun diyor. Mesela siz tepki veriyorsunuz. O zaman diğer tüm normal hani normalden kastım hani sosyal etkileşimi normal olarak algılayabilen çocuklarımız otizmli olan delikanlı veya genç kızımıza göre diyorlar ki ya bu çocuk bizi anlamıyor. Bir uzaklaşıyorlar ama bu konularda biz çocuğumuza özel eğitim veyahut da terapi yaklaşımlarıyla düzeltici faktörler ve gelişim. Peki, diyelim ki çocuk iyileşme gösterdi. Ömür boyu terapi ve eğitim devam edecek mi? Otizm hastalığı tamamen ortadan kalkması söz konusu mu hocam? Evet, ya burada da yine hani baştan aileler bunu bize soruyorlar. Hani mesela otizm tanısı koyduğumuz konuyu araştıranlar şunu soruyor. Çocuğumuz tam olarak düzelecek mi? Bunun kesin bir yanıtı yok. Anlattığım belirteçler var. Yani tanı anında belirtiler ne kadar şiddetli? Çocuk tanı anında konuşuyor mu? Zekanın daha önceki incelemesi olarak tanımladığımız gelişim düzeyi vardır. İlk 6 yaşta zeka testi yapılmaz. Zeka çünkü 6 yaştan sonra artık belli bir şekillenmeye ulaşır. Çocuğun gelişim özellikleri nedir? Yani hani dil becerisi dışında sosyal becerileri, ince, kaba motor becerileri, beyin gelişimi hangi noktada? İlk bir başka tıbbi tanı var mı? Örneğin epilepsi var mı yok mu? Bunların hepsi önemlidir ama prognostik olarak yani normal zeka belirtileri gösteren, normal zeka özellikleri gösteren, dil becerilerini kazanmış, ek bir tanısı olmayan bir çocukta büyük oranda belirtiler düzelir ama tamamen iyileşmeden bahsediyorsanız bu hafif otizm veya atipik otizmlerde söz konusu olan bir durumdur. Orta ağırlarda daha ziyade biz şey deriz yani çocuğumuz için bizim hedefimiz şu konuşması gelişsin, akranları gibi okula gitsin, hani gidebileceği en iyi eğitim noktasına ulaşsın deriz. Ama burada baştan bununla ilgili enerji vermek de doğru değil. Yani aileye ilk günden itibaren bunu düşünmenin çok faydalı olmadığını söyleriz. Çünkü bu kesin olarak bilinemez. Doğru hedef koymak lazım aslında. Hep yarını bir sonraki yıla hedefliyoruz. Yani ilk hedef çocuğumuz daha konuşacak. İyi. Evet. Biraz daha. Bir kısa vadeli hedefler. Çok önemli gerçekten. Ama örnekler var mı tamamen iyileşmiş hocam? Çok sizin var. Gördüğünüz, çok var. Hani mesela, bir umut olması adına. Örnek vereyim. Evet. Benim asistanlığımda Marmara'da asistanlık yapmıştım. Asistanlığımda gördüğüm bazı çocuklarımız, Erenköy Ruh Sihirleri klinik şefiyim aynı zamanda, geliyorlar. Hatta bir geçtiğimiz zamanda öyle bir şey oldu. Anne dedi ki hocam dedi biz sizi hatırlıyoruz. Siz Marmara'da asistandınız dedi. Çocuğumuz bu dedi. Kardeşini getirmişler bu arada. Bir kalıtsal yatkınlık da var. Öyle mi? Tabii. Kardeşte şunu söyleyeyim yani bir kardeşte var. Diğerinde olma olasılığı 10 kat civar artar. Bu arada hani bir çocuğumuzda otizm ve benzeri bir psikiyatrik hastalık varsa örneğin kardeşte hiperaktivite bozukluğu da olabilir. Kaygılar da olabilir. Yani bir psikiyatrik hastalığın varlığı, bir nöropsikiyatrik yani gelişimsel bir hastalığın varlığı ailede diğer çocuklarda başka psikiyatrik tanılarında riskini artırır. Ama ilk çocuğumuza dönersek anne dedi ki çocuğumuz burada hocam iyileşti dedi. Gerçekten de belirtiler çok çok büyük oranda ortadan kalkmıştı. Kalkmış. Ama şunu söyleyelim ufak takıntılılık olabilir. Yani sosyal etkileşime çok meraklı olunmayabilir. Böyle insanlar hayatımızda hangimiz da var. Hangimizde yok ki hocam takıntılar. Durgun insanlar var. Yaşamayı da öğreniyoruz. Misafir sevmeyen hepimiz. Falan hani bunlar evet, hayatta onlar, var. Ufak tefek takıntılar. Evet. İnşallah hepsi iyileşsin diyelim tabii ki. Son önerimiz
önerilerinizi almak istiyorum. Aslında bağımlılığa da girmek istiyordum ama o kadar güzel anlattınız ki otizmi detaylı bir şekilde. Ben teşekkür ediyorum. Son birkaç önerilerinizi alalım. Son 1-2 dakikanın içindeyiz çünkü ailelere. Altını özellikle çizmek istediğiniz mesajlar neler hocam? Şimdi burada hani neyden şüphe edecekler? Birincisi göz teması kurmayan, gülümsemeyen, ebeveynleriyle duygusal bağ geliştiremeyen, yaşıtlarıyla, çocuklarla oynamak, onların yanında bulunmak istemeyen, yalnızlığı tercih eden, takıntıları, biraz önce anlattığım tik benzeri hareketleri olan, dil gelişimi başlamamış, yaşı gibi konuşmayan çocuklarda mutlaka anne baba bu belirtilerden biri varsa bir çocuk psikiyatri uzmanına başvuracak. Yani diğer kaynaklar değil, hemen bir çocuk psikiyatri uzmanına randevu olacak. Şunu da söyleyeyim, tabii randevu zor. İstanbul'da hani çok hastamız var. Tüm illerde, tüm Türkiye'de böyle. Randevu alamasalar bile mutlaka gitsinler bir çocuk psikiyatri kliniğine acile. Bizim çocuğumuzda otizm şüphemiz var, bizi görün desinler. Hı hı. Biz bunu yapıyoruz. Biz Erenköy'de böyle bir şüphesi olan çocuk randevusuz bile olsa değerlendiririz. Çünkü burada dakikalar, günler önemlidir. Mutlaka imkanlar araştırsınlar. Yani çocuk psikiyatri uzmanı görecek, teşhis koyacak. Sonrasında zaten hani aynı hekimle işbirliği de önemlidir. Onu da vurgulayayım. Mesela 2 ay bir çocuk psikiyatri uzmanına gidip sonrasında bir başkasına, başka bir hastaneye gitmek biraz enerji kaybı oluyor. Çünkü hani çocukla ilgili gözlemler var, deneyimler var, çocukla ilgili bilgiler var. Bunları da hep aynı yerden, aynı evden. Tedavide istikrar önemli yani. Tedavide istikrar çok güzel vurguladınız, çok önemli. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Bizimle birlikte olduğunuz için. Birazcık olsun farkındalık yaratabildiysek. Çünkü asıl bu ilk görüntüler ve farkındalık ailede başlıyor. Mutlaka çocuk doktorunun da bu yönde yönlendirmeleri olacaktır. Çocuk doktor arkadaşlarımız da yönlendiriyorlar. Muayenede farkına varacaklardır mutlaka. Tabii tabii, çünkü mutlaka çocukları en çok gören branşlardan biri tabii. Yani bir sürü çocuk branşı. Özellikle ilk doğduğu zaman hemen hemen herhalde çocuklarımızı çok kontrole doğru götürüyoruz ama ailelere de çok önemli. Evet, burada onlar da söyleyecekler ama hani gözden kaçmasın. Evet. Bir de üstünü kapatmayacaklar değil mi? Kabulleniş çok önemli. Evet, kabulleniş önemli. İsimden de korkmayacaklar. Evet. Yani otizm isminden korkmayacaklar. Kaçmak çare değil sevgili izleyiciler. Çok teşekkür ediyorum hocam bizimle birlikte olduğunuz için. Sevgili izleyiciler, biz bugün de 3 ayrı sağlık konusunda çok değerli hocalarımızı ağırladık sizler için. Birazcık bilgilenmeye çalıştık. Biz yarın sabah saat 10'da yine tüm ekip arkadaşlarımızla beraber burada hazır olacağız. Canlı yayında sizi bekliyor olacağız. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyoruz.